Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere SporToto Süper Lig'de 34. haftanın maçlarının tahminleriyle birlikte olacağız. Zorlu bir hafta, oldukça zorlu bir hafta. Bakalım kaçta kaç yapacağız? Sizlere hangi tüyoları vereceğiz? Öncelikle cumartesiden başlıyoruz dostlar. İlk maçımız Hatayspor Göztepe mücadelesi saat 13.30 cumartesi. İki takım da rahatladı. Yani iki takımın da küme düşme derdi yok. Hatay'ın ufak da olsa bir UEFA şansı var ama çok kolay mı? Hayır. Ben bu maçta ev sahibi Hatay'ı galibiyete daha yakın görüyorum. Ve gollü bir maç bekliyorum. 2,5 gol üstüne gidecek bir maç olacağını düşünüyorum. Saat 16'da bir Karadeniz derbisi var. Trabzonspor Rize'ye konuk olacak. Şimdi Rize 35 puanda ve ihtiyacı var. Yani çünkü bir maça bakar 33 puanda bir Başakşehir var, bay geçiyor ama diğer takımlar var. Ankara Gücü, Malatya Spor. O yüzden kritik bir maç. Ben Rize Spor'un kaybedeceğini düşünmüyorum. 1-0 çifte şans ve gol bandında 2-3 gol olacağını düşünüyorum. Ev sahibinin de 0,5 gol üstü bekliyorum açıkçası. Rize Spor'un bir gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Trabzonspor için, deplasmanda zor kaybeden Trabzonspor için kolay bir deplasman olmayacak. Cumartesinin diğer maçı Galatasaray Karagümrük. Karagümrük'te öncelikle geçmiş olsun. Borini ve Biglia'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Açıklandığı için söyleyebiliyoruz. Bir kere Biglia olmayınca Karagümrük çok sıkıntı yaşıyor. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz dostlar. Ben bu maçta Galatasaray'ın galibiyetini bekliyorum. Ve direkt Galatasaray galibiyeti veriyorum size. Galatasaray bu hafta takılmayacaktır. Fatih Terim'in de rotasyon yapacağını düşünüyorum. Mesela Babel'in ilk 11'de oynamasını bekliyorum. Arda'yı beklemiyorum. Yani hoca bazı nüanslar, belki Muhammed değil de Falcao ile başlayabilir. Böyle Fatih Terim'den değişik opsiyonlar bekliyorum. Pazar gününe geçiyorum. Pazar günü ilk maçımız Sivasspor İttifak Holding Konyaspor. İki takımımızda küme düşme derdi hiç yok. Sivas 10 haftaları kazanıyor. Konya İlhan Hoca'dan sonra iyi bir çıkış yakaladı. Ben bu maçta beraberliğe yakın bir maç beklemekle birlikte karşılıklı gol bekliyorum. Öyle oynarım iddia oynayacak olsam arkadaşlar. KG var oynarım. Kim kazanır derseniz Sivas bir adım önde diyorum. Pazar günü çok çok kritik bir mücadele. Kayserispor, Antalyaspor. Kayserispor için kritik bir mücadele. Antalyaspor'da biraz düşüş var. Kupaya, finale çıktıktan sonra Antalyaspor'da bir düşüş görüyoruz net bir şekilde. Ben burada ev sahibini galibiyete yakın görmekle birlikte garantiyi almak için 1-0 çifte şans. Ama sürpriz kuponlarda direkt bir yazabilirsiniz. Maçın hani kaç gollü biter diye soracak olanlar dostlar olacaktır. Orada da ben Kayserispor Antalyaspor maçı için 2-3 golü sizlere öneriyorum. Pazar günü yine 16'da bir Ankara derbisi. Ankara Gücü Gençler Birliği. İki takımın da son haftaları oldukça başarılı. Özellikle Özcan Hoca sonrası Gençler Birliği hiçbirimizin beklemediği çıkışı yaptı. Öncelikle hocayı tebrik edelim. Diğer taraf Hikmet Hoca, o da çok başarılı. Ben bu maçta bir kere güzel maç olsun. İki takıma da kıyamıyorum da. Yani iki takımın da sıkıntıları var ama ben bu maçta KG var deyip geçmek istiyorum. Çünkü tahmin edemiyorum. Tahminde de bulunmak istemiyorum. Ben KG var diyorum dostlar. Çünkü zorlu bir mücadele olacak. Hakem Serkan Tokat'ı da inşallah iyi maç yönetir. Çünkü çok çok kritik hatlar için bir maçı yönetecek. Saat 19, bu da zorlu bir maç. Erzurumspor ve Beşiktaş. Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor maçı. Bence yanlış bir hakem tercihi yapıldı. İnşallah maçın önüne geçmez diyeyim. Ben bu maçta Beşiktaş'ın zorlanacağını düşünüyorum. İlk yarı sıfır mantıklı gibi geliyor ve Erzurumspor 1-0 çifte şans diyorum ben. Beşiktaş'ın kazanamayacağını düşünüyorum ben Erzurum deplasmanında. Beşiktaşlar belki kızabilir ama düşüncem bu yönde. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Pazartesine geçiyorum. Pazartesi 3 maçımız var. İlk maçımız Kasımpaşa Hellenex yeni Malatyaspor. Malatyaspor Fenerbahçe maçında bir beraberlik alarak önemli bir puan aldı. Kasımpaşa Denizli deplasmanında son anlarda 2 puanı kaçırdı. 1 puana 1 puanla yetindi. Ben bu maçın güzel bir maç olmakla beraber ben bu maçta beraberlik beklediğim bir maç. Maç sonucu sıfıra yatkın bir maç bekliyorum. Ve kazanırsa da Kasımpaşa kazanır diyorum. Pazartesinin bir diğer maçı Fenerbahçe Gaziantep FK. Ben bu maçta direkt Fenerbahçe galibiyetinin ağır bastığını düşünüyorum. Fenerbahçe bu maçı zor da olsa kazanacaktır. Kadıköy'de fire vermeyecektir. Zaten kazanmak zorunda artık. Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi olmayan maçlara girdik. O yüzden Fenerbahçe kazanacaktır. Maç da sert geçecek. Ben kırmızı kart olacağını düşünüyorum. Ev sahibi de yani Fenerbahçe'nin de 1,5 gol üstü yapacağını düşünüyorum bu maçta. Yani 1 yani 2 gol atacak diye düşünüyorum Fenerbahçe'yi.
Ve son maçımız Alanya Spor, Yukatel Deniz Spor. Dostlar, Alanya'daki bence bu kupadan eğleniş yarı finalde Alanya Spor'u çok geriye itti. Yani takım şu an resmen kontak kapatmış bir durumda. Deniz Spor'un galibiyete ihtiyacı var, beraberliğe bile değil. O yüzden bir kere 2,5 gol üstü böyle gollü, bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Yani Deniz Spor sürpriz yaparsa ben şaşırmam. Çünkü Alanya Spor'da oldukça büyük bir düşüş var. O yüzden Deniz Spor sürpriz yapabilir ve üst diyorum. Gelecek olursak bu 10 maçta sürpriz kim yapabilir derseniz, ben Erzurumspor ve Deniz Spor'dan sürprizi beni şaşırtmaz. Banko maçım Galatasaray, Karagümrük'te Galatasaray galibiyeti ve Fenerbahçe Gaziantep maçında Fenerbahçe galibiyeti. Şimdilik bu kadar dostlar. İnşallah bol gollü, bol kazançlı bir hafta olur. Evimizde kalıyoruz zaten, vakalar arttı. Bol gollü, zevkli mücadeleler izleriz. Ayrıca çok senin oldu, onu da söyleyeyim. Real Madrid Barcelona maçı için favorin kim diye çok soruyorlar abi, kim favori? Ben Real Madrid'in kendi evindeki o ufak kompakt statta kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben Real Madrid kazanmaya yakın diyorum ve KG var diyorum. Bakalım hayırlısı. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Kanala da abone olmayı unutmayın. Eyvallah.